karşılıksız samimi sevgiden bahsediliyor. Bak 116 kez samimi karşılıksız Allah rızası için olan sevgiden bahsediyor. İncil'in de yanlış olan kısımlarını çıkartıp kitap olarak her gün okunmasında fayda var. Ama tabii sevgide şirk devreye girerse bu rezalet. Mesela diyor ki ben arkadaşımı çok seviyorum, eşimi çok seviyorum. Allah'ı, onu da seviyorum diyor. Olmaz. Ben eşimi Allah rızası için seviyorum. Arkadaşımı Allah rızası için seviyorum diyecek. Allah'ın tecellisi olarak seviyorum diyecek. Çünkü doğru. Yani bu bir iman meselesi de değil bu. Gerçek olan bir şey. Ya sen sevgilim dediğin, sevdiğim dediğin, beynin içindeki görüntü değil mi? Kim yaratıyor? En ince detayına kadar kim yaratıyor? Kim sevdiriyor? Kim konuşturuyor? Tamamı Allah. Yani karşındaki şahsa ait hiçbir şey yok. Eğer sen sevgini Allah'a değil de sanal bir puta verirsen, bu bir kandırmacı olur ama çok kötü bir kandırmacı. Kendini çok kötü kandırmış olursun. Sanki Allah'a sevgini verince lezzet alamayacağını düşünüyor olabilir. En yüksek lezzet o zaman alınır. En yüksek haz o zaman alınır. Allah derinliği o zaman asıl verir. Şirk sevgilerinde adam debeleniyor, çırpınıyor, bir türlü sevgiyi sağlayamıyor. Hopluyor, zıplıyor, ne yaparsa yapsın halledemiyor. Hediyeler alıyor, gezdiriyor, yediriyor, içiriyor, üflüyor, püflüyor diyor ya çocuk sürekli trip atıyor diyor. Ya Allah rızası için sevmezsen, Allah'ın tecellisi olarak sevmezsen, bak trip makinesi diyor. Trip makinesi niye oluyor? O zaman şeytana uyuyor. Seni putlaştırırsan, sen onu Allah'tan uzaklaştırırsan, o da şeytana uymuş olur o zaman. O zaman trip fabrikası da olur, şeytaniyet fabrikası da olur. Her şeyi yapar. Habire sen şirkle ondan bir güzellik bekliyorsun. Olmaz. Allah candan sevilmeyi istiyor. İnşallah. Sen tecellisini, onun yarattığı görüntüyü putlaştırıp onu Allah'tan ayrı görürsen, böyle bir yalan söylersen, kendini yalanca kandırırsan, bu çok akılsızca bir hareket olur. Vallahi zoruna gider. O zaman onu işte sana belaya çevirir. Izdıraba çevirir. Yani hep Allah'ı yalnız bırakmak kafasındalar. Halbuki Allah sevilmek istiyor. Çok fazla sevdiği olsun istiyor. Sen Allah'ı yalnız bırakmaya kalkarsan o da seni yalnız bırakır. Sen Allah'ı terk edersen o da seni terk eder. İnsanlar genelde şaşırıyorlar ama sizin samimi sevginize karşılık Allah da size o şekilde karşılık veriyor. Yani maşallah. Arkadaşlarımızın size sevgi duyması inşallah. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Maşallah bir daha. Beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Allah andığında da sen Allah onu andırıyor. Evet. Şükredin, nankörlük etmeyin. Allah'ın dünyada bu kadar bela vermesinin tek nedeni nankörlüktür. Şükür yoksa da nankörlük vardır. Bütün bu şekilden azaplar nankörlüğün karşılığı. Nankörlük çok korkunç bir şey. Büyük bir vicdansızlık. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Yani İsrail halkı. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Tektir, birdir. Ya kardeşim İncil'de bu. Bak Allah tek diyor. Evet. Sen teslis üç tane diyorsun ya. Etme, çatma, okuyorsun, kendin de okuyorsun. Bak söylüyorsun. Evet. Bu nasıl bir vicdan ya? Yani nasıl koskoca insanlarsınız ya? Evet.
Değil mi? Yaşlı başlı insanlar, aklı başlı insanlar. Bak açık açık diyor, bak dinle.